Sayın Özal, sizinle devam edelim. Şimdi e, altını masayla alakalı bakacak olursanız, e, CHP'nin adayı belirleme gücü yok mu? Sizce neden aday e, net bir şekilde ortaya e, çıkamıyor bu noktada? CHP'nin böyle bir gücü bulunmuyor mu masada, ağırlığı yok. Şimdi şöyle söyleyeyim demin e, Mahsun Bey ile e, konuşuyorlardı bu e, ulusalcı milliyetçi. Yani hatta Türkiye içi partisinden bahsettiniz. Ben de kendisini tanımıyorum. Ama televizyon konuşmalarını ben de beğeniyorum. Türkiye'de her türlü siyasi parti, aç, solda, sağda fark etmez. Güzel şeyler yaparsa biz mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'de herkes ulusalcı olur, milliyetçi olur. Bunlar çok önemli şeyler değil. Doğru şeyler yapması hedeftir. Mesela biliyorsunuz Komünist Partisi'nden de bir belediye başkanı var Türkiye'de. Ya yani onu da oradaki halk seviyor. Yani çok seslilik güzel bir şey toleranslı ve herkese e, sevgiyle bakmak lazım. Ka şey yapmak doğru değil. Biz siyasetçiler bunu yaparsa vatandaş daha fazlasını yapar. O da iyi bir şey değil ülke için. Ben şimdi şey alt yazıya bakıyorum. CHP'nin belirleme gücü var mı? Bana göre var. Tabii ki var. Çünkü şu anda altılı masanın en güçlü siyasi partisi oy olarak kendileri. Tabii İyi Parti oyunu yükseltiyor. Onu geçecek mi, geçmeyecek mi tartışmaları var. Ayrı bir konu. O Peki duyuyor. neden hala e, net bir şekilde ifade edilmiyor e, aday? Valla şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bakın bugün Cumhurbaşkanı adayı altılı masa olsun kim olursa olsun isterse başka masalar olsun. Kolay değil aday belirlemek. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben altılı masaya bakıyorum. Oradaki e, bir tek CHP var. Hani sol e, gözüken diğerleri sağ gözüküyor ağırlıklı olarak. Şimdi sizin... %51 sisteminde mutlaka ve mutlaka %51'i almak için her türlü kesime hitap etmeniz lazım. Yani çoğunluklara hitap edebilirsiniz. Burada Alevisi var, Sünnisi var, Türk Kürtü var, Lazı var, Çerkezi var. Yani dindarı var, laik kesimin kendi yorumları var. Herkesten oy alabilen birisi ancak bu makamı erişebilir. Bu tabii bunun altılı masa için de Böyle bir aday bulmak kolay değil. Şimdi anketlere bakıyoruz. Anketlerde işte hep gördüğümüz tipik anketler. Mansur Yavaş, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu işte bazen Meral Akşener diye çıkıyor. Ya Türkiye'de başka adam mı kalmadı? Yani hep anketler yapılıyor bu şekilde. Yani biraz <laughs> orada şuna bakıyorum da. Yani ben. şunu mu demek istiyorsunuz? Mesela siyaset, siyaset üstü biri aday olabilir mi böyle bir aday? Şöyle söyleyeyim. Bir mi? kere aday olacak kişinin bir kere siyasetin içinden olması lazım. Bir ikincisi Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ekonomiyi nasıl çözebileceğini bize anlatması lazım. 85 milyon gibi ben de dinlemek istiyorum. Türkiye'nin kur politikası, faiz politikası, enflasyonu, bundan sonraki nereye gidiyoruz, ne yapacağız? Bunları birinin anlatması lazım. Bu adaylardan hangi birine soruldu bunların çözümü? Sorulmadı ama anketlere giriyorlar. Ama millet onu istemiyor. Milletin beklediği şey şu. Aday olacak kişilerin Özgeçmişi yani ismi geçen kişilerin bu konularla alakalı görüş beyan etmediğini, Hiç bir görüş önerisi sunmadığını mı e Zaten beyan etmiyorlar çünkü kendileri aday olduklarını ifade etmiyorlar hepsi. Ama şöyle söyleyeyim Sayın İmamoğlu, ben aday değilim demiyor. Beni tacı atmayın diyor. Demek ki onun da bir şeyi var, isteği bir var o bir konuda. Bir belediye başkanlığı görevini icra ederken bu tarz görüşler beyan etmesi beklenebilir mi bir kişinin? Valla şu ya anda seçim seçim o kadar yakın ki yani. seçim o kadar yakın ki beyan eder veya kendi direkt söylemez ama söylettirir. Çünkü aday olmadığını söylüyor mesela bu anlamda. Aday olmadığını söylüyor bu arada taca atmayın beni diyor. Yani şimdi bundan ne mana çıkarıyorsunuz siz? Adayım, orada bir cümle Adayım diyor yani en son en son, en son, tamamını en son şeyde gördüm. Ben işte. diyor çalışacağım diyor genel başkanıma. Ha. Taca atmayın derken onu o manada Hayır atmayın ama atmayın en son söylüyor cümlenin sonunda söylüyor i̇şte, ki işte. bu da çalışacağım ama ben, diyor ayrı, ben. fırsat kolluyorum sonunda İkinci ikinci paragrafı okuyun. Ben, çalışacağım. Ben diyor. ben şöyle görüyorum olayı. Anketlere baktığımız zaman ben anketçi değilim. Ama anketleri ben de bakıyorum internetlerde, işte haberlerde falan. Anketlerde <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu aşağıda gözüküyor diğerlerine göre. Birazcık da aşağıda gözüküyor. Sayın Kılıçdaroğlu şu anda herhangi bir şekilde altılmasa bir aday açıklayamaz. Ne zamana kadar? Son noktaya kadar yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun anketlerde biraz üstünde çıkmaya başlarsa Osman adaylığını ilan eder. Daha önce adaylığını ilan edeceğini düşünmüyorum. Şimdi Mansur Yavaş da olsun. Yani görülen anket sonuçlarından dolayı mı? E, Hayır, tabii. ifade tabi. İfade ediliyor. Şimdi bakın Sayın bir şey söyleyeyim. söylemek istiyorsunuz? Tabii ki Türkiye'de belli bir kesim var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçimlere girdi ve belediye e, diğer seçimler 8-10 seçim bilmiyorum rakamını ama kaybetti. Son belediye seçimlerine kadar iyi teknik direktörlük yaptı. 4-5 tane şehri de aldı belediyelerde. Şimdi öyle bir kesimler var ki Türkiye'de maalesef Türkiye polizi olmuş vaziyette kamplaşmış. Bir kesim diyor ki kendi içinden Sayın Kılıçdaroğlu'na ya sen aday olup kaybedersen Türkiye karanlığa gidecek. Şimdi öyle bir inanan da kesin var. Şimdi Kılıçdaroğlu da bunu şimdi seçimi kaybederse Sayın Kılıçdaroğlu girip de bu sefer Kılıçdaroğlu suçlarlar. Senden daha fazla oy alacak bunlar vardı. Sen niye aday oldun ve kaybettin? Cumhurbaşkanlığı gibi önemli makamı diye suçlanma korkusu vardır mutlaka. O da onun farkında olduğu için son güne kadar adaylığını açıklamazlar. Şimdi Altılı Masa'da da ben Tayın Kılıçdaroğlu'na destek olan bir iki parti olabilir ama hepsinin destek olduğunu sanmıyorum. Şu anda erken diyorlar bana göre. Yani Eylül ayında adaylığını açıklayacak diyorlar ama ben ona da inanmıyorum. Çünkü biraz daha zaman gerekir. Sonuçta Türkiye'de sizin herkesten oy almanız lazım. Hiç unutmayın. Sayın Özal çok özür diliyorum kesiyorum ama şunu mu demek istiyorsunuz? Mesela hani e, Sayın Kılıçdaroğlu bekler işte o anketlerdeki e, oranın yükselmesini, yükselmesini bek bekler diyorsunuz ya. Mesela diyelim ki son güne kadar işte son haftaya vesaire evet. ilan ediliş tarihine kadar bekledi. O noktada örnek veriyorum e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim ki önde çıkıyor o anketlerde. Hı. O zaman ben değilim e, Sayın Yavaşlar mı o noktada? Ya, demek zorunda kalacak. Bakın şu anda dikkat ediyor musunuz? Bundan önceki e, anketlerde... O, biz, o konuda net bir çizgi çizgi şö şö Şöyle bir şey söylemiştim. Bir dönem daha devam edecek diyor. Şimdi e, bakın her şöyle söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu ilk anketlerde Mansur Yavaş'ın da üstünde çıkıyordu. Fakat Ekrem İmamoğlu birkaç seyahat yaptı, birkaç hata yaptı. Bir anda Mansur Yavaş'ın altına düştü, Sayın aşağılara başkanım, düştü. Sayın Başkan müsaade ederseniz burada sizi desteklemek <laughs> adına hem biraz da şeyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Doğru evet. Ekrem İmamoğlu... İlk başlarda özellikle 2. 23 Haziran e, 2019 seçimlerinden sonra herkes kesin aday evet. gibi bakmaya başladılar. Ancak e, Kılıçdaroğlu bir yıl önce e, hani meclis bütçe görüşmelerinde sataşma olunca benim aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz dedikten evet. sonraki süreçte bu CHP içerisinde tartışılmaya başlandı ve e, sanırım e, Kılıçdaroğluna yakın birileri ki bunların başında da Erdoğan Toprak geliyor. Ee, sizden de iyi bir e, cumhurbaşkanı olur dediler ve bir süredir bu e, bu noktada e, kendisini öne çıkardı ve anketlerde de Kılıçdaroğlu yavaş yavaş öne çıkmaya başladı. Benim söylediğim. Evet. Ve ben şunu da söyleyeyim. Mesela Ekrem İmamoğlu daha yüksek çıkıyordu. Şu anda aşağılara düştü. Bu yaptığı seyahatlerdeki belki hatalar ve yanlışlardan dolayı. Ve bu arada Sayın Mansur Yavaş da yukarıda çıkıyordu. Fakat Mansur Yavaş da hata yapmaya başladı. Mesela en son Van seyahatinde yaşanan olay. Gazeteciler sordu. Selahattin demişler serbest bakısın. O da inşallah dedi. Sonra yok onu demek istemedim dedi. Bu sefer ne dedi Pervin Buldan, Sayın Pervin Buldan? Korkak dedi. Ona Ahmet Türk çıktı. Kürtlerden oyalamaz dedi. Yani şimdi çok fazla esasında Kemal Kılıçdaroğlu kendi çalışmaları dışında ortaya çıktıkça ee, diğer adaylar Hata yaptıkça oylarını kaybedecekler. Ve ben başka bir şey söyleyeyim size. İşte sadece dolaşmaları, gezmeleri değil. Sen ülkeyle ilgili sorunlara soru sorduğun zaman bir gazeteci olarak nasıl cevap vereceklerini çok merak ediyorum. Eğer o sorulara muhatap olurlarsa daha çok puan kaybetme ihtimalleri var. Çünkü sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak o kadar basit bir olay değil yani senin çok geniş bir özgeçmişin olması lazım. İlişkiden olması lazım. Ekonomiyi bilmen lazım. Dış siyaseti iyi bilmen lazım. Ne kadar biliyorlar? Bilmiyoruz. Onları da göreceğiz. Yani dolayısıyla zaman bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine çalışıyor. Dolayısıyla ben e, Sayın Meral Akşener'in adayı olacağını düşünmüyorum. Olmayacağım dedi zaten. Ve demin ki tartışmada şuydu. Meral Akşener işte e, herhangi bir cumhurbaşkanı seçildikten sonra ben başbakan olacağım dedi ancak anayasa değişikliğinden zor olabilir. Ha şunu yapabilirler. Cumbaşkanı Cumhurbaşkanı seçildi birisi. gel Meral Akşar sen buyur. Gel Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Her şeyi sana bırakıyorum. bunu diyen bir adama da bu millet kolay kolay oy vermez. Kesinlikle. Yani şimdi Sayın Masum Türker çıktı ben Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Altılı Masa'nın. Ama seçilirsem kazandı. Ahmet Özal'la vereceğim tüm yetkiyi dedi. E şimdi Ki... Masum Türker oy alamaz bu şartlarda. Tabii. Yani çünkü insanlar şimdi şöyle bakıyor insan. Ben sana oy vereceğim de sen Aslında ne yapacaksın? Yok ben şey yapmayacağım. Masır'da aday deyip de benim Kemal Bey'le arama açma. Yok <laughs> yok yo, yani ben örnek <laughs> olarak verdim. Ben sana söyleyeyim ondan çok daha iyi yaparsın Mahsun Bey. Seni tanıyoruz da ama şimdi esprisi bir tarafa. Yani şunu söyleyeyim. Altınlı Masa şu anda ne yaptığını tam olarak bilemiyor. Altınlı Masa'da Kemal Bey'in büyük sorunlarından bir tanesi o içerideki eee sağ e, tandanslı partilerin sağ seçmen oylarından daha fazla oy almasını bekliyorlardı. Daha biraz daha bekleyecekler bakalım alabilecekler mi alamayacaklar mı o soru işareti. Ve en önemli şey şu. Kürtlerden oy almak önemlidir, çok önemli. Ama şu, şu Kürtlerde şöyle bir şey var. Tüm Türkiye'de yaşayan Kürtler vatandaşlarımızın %65'i daha çok muhafazakar seçmendir. Geri kalan daha yakın HDP'ye yakındır. Yani Kürt seçmen dediğimiz zaman sadece HDP'yi e, karşımızda, bu HDP seçmeninden oy alacak başka bir şey. Kürt seçmen, aynı seçmen kitlesi farklı tandanslalar. Dolayısıyla hem merkez sağdan, hem muhafazakar Kürt seçmenden, hem HDP'den, hem soldan, hem sağdan oy almak kolay olmadığı için bunun daha bir zamana ihtiyacı var. Bu çalışmaların devam edeceğini kolay kolay da bir adayda anlaşabileceklerini şu an için düşünmüyorum ben. Peki. E